Şaşın efendim. Teşekkür ederim. Dindan Tamam git. Bu ayıyı kuzenlerime vereceğim ve şimdi balkondan atacağım onlara. Onun büyük be. Hadi ay çok tatlı hadi bay bay. Bay bay. Merhaba. Yeni Inditex fiyatlarına bakıp kafayı yememe challenge'a hoş geldiniz. Evet, kafayı yersem eğer bu tineri içiyorum direkt. Şaka. Bu niye burada cidden? Yani ne alaka? Hayır, tiner kullanmıyorum. Siz de kullanmayın. Kullanmıyor mu denir? Kuyruğunu çek kız. Fiyatlar şaka gibi ya. Siz ne yaşıyorsunuz? Neyse. Yükselmeyeceğim. Sakin. Of, hayat seviyorum. Küfürüm, meditasyonu. Beni üzen herkesi sikeyim. Dünyayı sikeyim. Berşikayı sikeyim. Gerçekten her şey çok zamlandı. Yeter artık. Yeter. Ekonomi bakanı ben olsam daha düzgün olabilirdi her şey. Ama ben matematikten anlamıyorum. Toplama çıkarmada bile zorlanıyorum. Neyse ben bile daha iyi yapardım yani ona rağmen. Öyle olsa bile. Ben artık zaten Bershka Plan 1 falan sevmiyorum. Çünkü hep aynı şeyler var. Hep herkes aynı şeyleri giyiyor. O yüzden ben dolaptan alıyorum hep. Sivitlere bakıyoruz. 420 lira. 430 lira. 670 lira. Yuh ve bok gibiler. Hiç beğenmedim. Param olsa... New York yazıyor bak. Desenli oversize sweatshirt. 330 lira. Yuh. Siktir git. Ve hani bu Adax'ta satılanlardan. Geç Adax'ta artık pahalı. Ya insan değilsiniz. İnsan değilsiniz. Brooklyn yazıyor. Ve bok gibi. Adax gibi aynı. 430 lira. Abi. Çok kötü ya. Bari güzel olsun. Yani para veriyoruz. Bari güzel olsun. Tamam mı? Aa bu çok güzel. Buna bayıldım. Bu ikili süpermiş. Sadece üstü 550 lira. Üf, neyse ya, sinirim bozuldu. Boş verin. Sinirlerim bozuldu. Kapatıyorum kardeşim. İstemiyorum. Sivit mivit almayacağım. Keşke önceden yemeyip içmeyip sivit alsaymışım. Ama hiç öyle yapmadım. Bir de ben istediğim gibi sivit bulmakta çok zorlanıyorum. Hani böyle kapkalın olacak. Oversize duracak ve kalıplı duracak. Yani böyle sönük gibi durmayacak. Anladınız mı? Kalıplı böyle 3 iplik olacak. Onları da bulması çok zor. Bence bulması çok zor. Güzel baskılı olanını bulması çok zor ve çok pahalı oluyorlar. O yüzden sivit bulmakta çok zorlanıyorum. Nasıl hiç ya kızım? Allah başka dert vermesin ama başka derdimiz de var. Başka derdim olmasa sağ ol. Teşekkür ederim Allah'ım diyeceğim ama başka derdimiz de var yani. Kuzenlerim geldi. Onlarla dün o kadar saçma bir şey oldu ki. Dün şimdi bizim eve bir ses geliyor. Konser sesi gibi. Düğün sandık ilk başta ama konsermiş. Eylül ayında genelde Eskişehir'de konser çok oluyor. Konser sesi duyduk falan. İnternetten bir bakalım dedik kim geliyormuş diye. Bir baktık APO. Günah benim. Suç benim. APO'yu da sevmem yani dinlemem. Ama Berrak Su kuzenim, işte 3 kişiydik biz. Berrak Su dedi gidelim gidelim lütfen gidelim. Hem gezmiş oluruz en azından. Hava almış oluruz falan dedi. Ezberlemeye çalışıyor. Biz de tamam hadi gidek dedik. Saat 9.30-10 falandı. Gittik. Tam dolmuştan indik. Bir de çok yakınımızda bu arada. Tam dolmuştan indik. Dedi ki teşekkürler Eskişehir. Süper bir konserdi tarzında bir şey dedi. Yani biz mal gibi kaldık. Boşu boşuna gittik. Konser falan yok. Bitmiş yani. Bence bitti konser. Hayır hayatım 9'da başladı. Niye eğlendik hatta mi Eskişehir'de? Hatta APO'nun 22.00 yazıyordu. Konser bitti. Konser bitmiş. Hayatımın en saçma anlarından. Evet bana teşekkür edeceksiniz diyordu Berrak. Teşekkür ederim kardeşim dişim de yok. Tam biz gittiğimizde bitti konser. Ondan sonra mal gibi göt gibi kaldık ortada. Tıpış tıpış geri döndük. Bir de Berrak dedi ki bana teşekkür edeceksiniz çok güzel geçecek. İşte eğleniriz en azından dalga geçeriz falan diyordu. Günah benim, suç benim, kurdum Burak bu düş benim. Neyse işte mal gibi kaldık yani sonuç olarak geri döndük. Dönerken yolu zor bulduk, evi zor bulduk. Çünkü nereden geldiğimizi unutmuştuk. Nereden geldiğini asla unutma. Zirve tek kişilikti. Kıps. Kıps. Bu suratı yiyeceğim. Bir hafta sonra tamamen Eskişehir'den gidiyorum.
2 yıllık hayalim gerçekleşti arkadaşlar. Sevmiyorum Eskişehir'i. Daha doğrusu arkadaşlarımı sevmiyorum. Eski arkadaşlarımı. Allah da belanızı versin. Bakın bunlar kolilerim. Bu annemden çaldığım eski bir ütü. Bu sirke ne alaka derseniz bilmiyorum. Bu leğenimsi bir şey. Bu çantam içinde Johnson's Baby. Ambulans dedim. Ampul. Paspas. İnanabiliyor musunuz? Çarşamba pazarının 15 liraya banyo için paspas aldım. Ben inanamıyorum çünkü. Göstereyim mi size? Durun. Açabilir miyim ki? Bakın. Artist bir atış yapayım. Ay olmadı. Pardon. Şöyle. 15 lira bedava değil mi? Aşırı ucuz yani. Ve benim banyom gri tam uyacak. Aşırı bir yerde. Yani 15 liraya daha mantıklı bir şey harcayabilir miydim? Sanmam. Bu ülkeye bu zamlara inat yaşıyorum. Her türlü yolumu buluyorum ve bulacağım. Ant içerim. Köpek ne zaman susacak ya? Tayyip sen ya zam yapmaya devam et. Ben de böyle ucuz ucuz şeyler bulmaya devam edeceğim. Marmara soğuktur. Silivri değil artık çünkü biliyorsunuz. Bu arada şu sehpaya bakmayın. O sehpayı idarelik koydum. Çünkü kendi sehpamı falan hepsini katladım. Katladım değil. Paketledim taşınacağım için. Bilmeyenler için bu arada kendi evime çıkıyorum. Üniversite için. İzmir'e gidiyorum. Eskişehir'de yaşıyorum normalde. O yüzden eşyalarımı falan bayağı topladığım için burada o var. Hı. Dondurma yiyorum. Size bir şey önereceğim. Bir boku yarayım. Yani bu kanalı açtım. Arada bir tavsiye vereyim diye düşündüm. Şu Lovely'nin concealer'ı aşırı iyi. Yani kullandığım en iyi kapatıcı olabilir belki. Çünkü çizgiler dolmuyor. Ve benim genelde hep çizgilerime dolar. Yani kapatıcılığı da gayet iyi. Rengi de oldu bayağı. Tam olmadı ama oldu yine. Ve şu aralar sivilcelendim bayağı. Aşırı hem de. Niye bilmiyorum. Aslında biliyorum, stresliyim yani. Tek başıma eve çıkacağım. Götüm biraz tutuşuyor. O yüzden sivilcelendim. Ve bu aşırı iyi. Ben 2 numarasını kullanıyorum bu arada galiba. Yüzüme tam olmuyor ya. Bir numarası daha mı iyi olur? Ama gözlerime çok iyi oluyor. Gözlerime cidden tam oluyor. Revolution'un da kapatıcısı var bende ama o da koyu geliyor. Çünkü kuzenim hediye etmişti. O da koyu birazcık. Çünkü 7 numarası o yüzden. Ama o da gözlerimi güzel kapatıyor. Sivilcelerime çok koyu geliyor. Bundan sonra ölene kadar bunu kullanacağım. Ben normalde Vetamel kullanıyorum 2-3 yıldır. Hep bittikçe alıyordum ama artık değiştireyim dedim. Sıkıldım Vetamel'den. Ve bu kesinlikle Vetamel'den daha güzel. Makeup guru. Çok sıkıcı ya. Kapatıcı sürmek. Yüzümün böyle bebek gibi olmasını istiyorum. Kusursuz. Sivilcesiz. Siyah noktasız. Ama yara kaldı. Yara kaldı. Bok. Yani imkansız. Tamam. Bakın. Bence bayağı güzel. Seviyorum ya ama yani gönül ister hiç kapatıcı sürmeyelim ama sürüyoruz. Nedense burnum soyulmaya başladı. Bayağı aşırı soyuluyor hem de yani. Deri değiştirme dönemine girdim. Of, gerçekten bazen aşırı salak ve kırıcı olabiliyorum ama ciddiye almayın beni. Caramelize 109 numarası ya. Bunu da isterseniz diye sordum. Anne, sorarsınız diye söyledim. Türkçem de keşke iyi olsa. İngilizce yok, Türkçe yok, Almanca yok. Hiçbir şey yok. Keyfim de yok, huzur da yok. Sağlık Allah'tan var. Para da yok. Yara kaldı. Pijama aldım. Hani kareli pijamalar oluyor ya, dışarıda geliyor. Ondan aldım. Okulda falan giyerim. Hiç okulda kasamam deyip okula süslü püslü gitmem yok mu? Var. 2 yıldır okula gitmiyorum kardeşim. Biraz özene bözene gideyim. Böyle güzel olayım. Kombinler yapayım. Umarım yapabilirim. Kıyafetler çok pahalı çünkü. Bir de yani kedim var. 4 aylık. Daha yeni sahiplendim. Dışarıdan buldum. Sokaktan çaldım. 2-3 ay falan oldu herhalde onu çalalı. Ve
Onun ihtiyaçları var. Üniversitem başlıyor. Eve çıktım. Ev eşyaları almaya çalışıyoruz. Ev kirası, mirası. Kıyafet hak getire. Kıyafet alamıyorum o yüzden. Alıyorum şimdi. Yalan söyleyeyim de çok alamıyorum yani. İstediğim her şeyi alamıyorum. Zaten istediğim her şeyi alabilseydim dünyadan hiçbir şey istemezdim. İstediğim her şey olduğu için de mutlu olamazdım. Çünkü bir amacım kalmazdı. Fakir tesellisi gibi oldu ama mutluyum. Ne diyecektim? Gidiyorum. Cidden gidiyorum bir hafta sonra. Mutluyum. Evde tek başıma nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Nasıl yemek yapacağımı bilmiyorum. Temizlik yaparız, onu hallederiz. Bulaşıkları yıkarız ama temizlik nasıl yapacağımı yemek nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hallederiz. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Kimsenin yapamayacağı hiçbir şey yok isteyip de. Var aslında. Yani ben bilim adamı olamam ama bilim kadını da olamam ama ne de abartı olmadığı sürece istediğim her şeyi başarabilirim. Abartı olanlarda da daha çok çabalar yine başarırım. Ama bilim adamı olmak istemiyorum ya da bilim kadını olmak istemediğim için olamam dedim. Yoksa istesem onu da olabilirim. Hepimiz olacağız istediğimiz her şeyi. Gerizekalı olmadığım sürece. Ben de gerizekalı olduğumu düşünmüyorum. Yani ortalama bir zekam var herhalde. Diğer insanlarla aynıdır. Bilmiyorum zekam kaç. Ölçmedim. 2 yıl sonunda okula gidiyorum. Çok mutluyum. Mezundum ben. İki kere mezuna kaldım. Birincisinde kazandım gitmedim. İkincisinde de OBP'm kırıldığı için gitmedim. İşte puanı geriye atıyor diye çalışmadım. OBP'm kırılacak diye çalışmadım ikinci yılda. Bu yıl çalıştım ve gittim. Geldim. Yani gidiyorum. Ve üniversite için çok heyecanlıyım. Gerçekten okulu çok özledim. Okurken liseyi söverek gidiyordum okula. Hatta sabahları zor uyanıyordum ama bu yıl mükemmel olacak. Üniversiteye çok çalışacağım derslere hep öyle olur değil mi? Hep yıl başında şey deriz, yılın başında. Bu yıl çok çalışacağım. Bu yıl işte eski yıllar gibi olmayacağım. Okul başlar mal gibi yine eski hayatımıza devam ederiz ama ben öyle yapmayacağım. Gerçekten çalışacağım. Bölüm birincisi falan bitirsem çok havalı olmaz mesela. Evet, bölüm birincisi bitiremem büyük ihtimalle. Olmazsa da bölüm böyle 5-3 kaç kişi ki bölüm bilmiyorum. İşte iyi bir şeyle bitirmek istiyorum. İyi bir not ortalamasıyla bitirmek istiyorum. Üniversite ders çalışma günlükleri çeker mi? Çekmem. Yeter, çok konuştum. Bakarız. Hadi bay. Ben tam bir gerizekalıyım. Az önceki 11 dakikalık klibi ağır çekimde çekmişim. Ağır çekimde de 4K çekmiyor. 1080 megapiksel çekiyor. O yüzden kalitesi düşük az önceki klibin. Kusura bakmayın artık. Yani birazcık kalite düşmüş. Bence bir şey olmaz. Beni hep görüyorsunuz zaten. Önemli olan sohbetimi dinlemeniz diye düşünüyorum. Yani orayı silmeyeceğim. Çünkü bir daha çeksem hiç doğal olmayacak. O yüzden o kaldı öyle bok gibi kaliteyle. Olsun. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Saat 6 falan herhalde. Odamı falan toplayacağım. Etraf toplamam gerekiyor. Okuldan bir gün önce saçlarımı boyayacağım. Ama hangi renge boyasam bilmiyorum. Siz yazın bakalım. Hangi renge boyayayım? En güzel hangisi oluyor bana? Okula biraz havalı bir giriş yapalım canım. Sonra ne bok olduğumuzu görürler. Hiç havalı biri değilim bu arada yani. Ama ilk gün kesin beni çok havalı salacak her renkli saçlıyım diye. Havalı değilim kardeşim. İzliyorsan buradan arkadaş olabilirsin. Şaka. Her önüme gelenle arkadaş olmayacağım. Herkese güvenmeyeceğim. Çünkü lise hayatımda hep kahpeliklere maruz kaldım. O yüzden üniversitede gardımı herkese karşı aldım. Cephaneliklerimle, zırhımla beraber üniversiteye gidiyorum. Önüme gelen herkese güvenmiyorum. Çünkü insanlar kötü. Ve ben çok fazla kötülüğe maruz bırakıldım. Çoluğumla, çocuğumla ortada kalmış gibi konuştum. Ama hani artık herkese güvenmeyeceğim. Üniversitede önüme gelen herkese güvenirsem hayatım sikerler benim. O yüzden önüme gelen herkese güvenmeyeceğim. Herkese sıfırdan başlayacağım. Güvenim sıfır olacak, sonra yüze çıkacak. Ben normalde herkese yüzden çıkar, sonra indiririm genelde. Yüzden başlamıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz her şeye. Hayata da. Ben bayağı konuştum. Bu böyle sohbet videosu oldu, anladınız mı? Böyle işte hayat güncellemesi oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Boş yapıyoruz işte. Sohbet ediyoruz. Arkadaşlarınızla da her gün sohbet ediyorsunuz. Biz de beraber etmiş olduk işte. Sizi seviyorum. Beğenim falan demeyeceğim. Beğenim falan demekten bıktım ya. Dilenci miyiz biz? Ne yaparsanız yapın. Ama beğenirseniz iyi olur. Dilencilere de kaç lira vereceğimi şaşırdım. 1 lira artık hiçbir şey etmiyor ama 5 lira da yine de 5 lira hala değerliymiş gibi geliyor. Değil. Dondurmamla beraber kapanışımı yapıyorum. Erimiş dondurmayla beraber.
Bu videonun yararı ne oldu? Şu kapatıcıyı size önermiş oldum. Bu arada fiyat 60 lira falan galiba. Zamlanmadan gidin alın. Hadi öptüm. Bye.